أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. Öyle yapmaya çalıştım, inşallah anlatacaklarım öyle hepimiz için bir faydalı olur diye düşünüyorum. Orta Doğu siyasallaştırılarak, coğrafik bir kavram siyasallaştırılarak burada İslam alemiyle eş anlamlı hale getirildi. Doğrusu onun için biz Orta Doğu kavramını kullanmıyoruz. İslam alemi diyoruz. Onlar açısından meseleyi anlattığımızda Orta Doğu demek durumunda kalıyoruz. Zira biz onların kavramlarıyla düşünmemeye çalışacağız. Kavramlar düşüncenin evidirler. Düşüncenin hanesidirler. Fiyayla düşüncenin şekil bulmuş vaziyetidirler. Biz kendi fikirlerimizi, kendi düşüncelerimizi onların çatısı altına koymamaya çalışacağız. Onların hanesinin hanesinde barındırmamaya çalışacağız. Kendi fikirlerimize, kendi düşüncelerimize ait bir ne oluşturacağız? Haneler, çatılar oluşturacağız öncelikle. Yani kendi kavramlarımızla düşüneceğiz, kendi kavramlarımızla konuşacağız. Şimdi düşünce kuruluşları değerli kardeşler hep şöyle söylerler. Denir ki efendim bunlar yönetenlere veya yönetime talip olanlara danışmanlık yapar. Onların önünü açar. Doğrudur. Avrupa'da düşünce kuruluşları ki biraz tarihçesinden de bahsedeceğim inşallah. Temelde siyasi mühendislik işlevi görüyordu. Yani siyasi şahsiyetlerin, askeri siyasi şahsiyetlerin danışmanlığını yapıp onların zihinlerini yönlendiriyordu başta. Ama ikinci aşamaya geçtiğimizde düşünce kuruluşları Avrupa'da sosyal mühendislik yapmaya başladı. Kime dönük? Avrupa'ya dönük. Batı halklarına dönük. Diyelim ki Fransız halkına dönük. Diyelim ki İngiliz halkına dönük veya bilmem Amerikan halkına dönük her kimse. Ama öyle bir noktaya geldik ki değerli gençler, şimdi düşünce kuruluşları siyasal mühendisliği aştı. Batıya dönük sosyal mühendisliği de aştı. Şimdi bize dönük sosyal mühendislik yapıyor. Bizim zihnimizi yönetmeye çalışıyor. Bakıyorsunuz ki Amerikan merkezli bir düşünce kuruluşu bir fikir üretiyor. Bu fikriyle sadece bilmem George Bush yönetimini etkilemiyor. Bizde de onu bize de taşımaya başladı. Şimdi o İslamofobi önce bizde vardı sonra batıya gitti malumdur. Şimdi o bizdeki İslamofobi bir bakıma şimdi batıya taşındı. Bunu yöneten birileri vardı. Bunu idare eden böyle birileri vardı. Şimdi dün bizde başörtüsü yasakları vardı. Şimdi Avrupa'ya taşındı bunlar. Şeyler değişiyor esasen. Üzülmeyin ha, bunlar büyük gelişmelerdir. Eskiden onlar efendiydi, paşaydı, beydi. Birilerine İslam düşmanlığını yaptırıyorlardı. İçimizden birine. Ama elhamdülillah artık içimizde İslam düşmanlığı yaptıracak birilerini bulamıyorlar da kendileri yapmak zorunda kalıyor. Tesettüre doğrudan Avrupalı müdahale ediyor. Bu çok büyük bir gelişme. Bizim içimizde bunu artık bulamamaları, bu konuda kendi projelerin işlevsizleşmesi çok çok büyük bir gelişme. Kendi fikirlerine eskiden başkalarını hizmetkar yapıyorlardı. Şimdi kendileri kendi fikirlerine hizmet etmek zorunda kalıyorlar. Zira onların fikrine hizmet edecek adam kalmadı. Elhamdülillah İslam alemi bu konuda büyük bir gelişme içerisinde. Baştan söyleyeyim, umutsuzluğa hiç kapılmaya gerek yok. Burada umutsuz olmak doğru değildir, yerinde değildir. Gelişmeler de bu yönde değildir. Siz hep tırnak içinde anlayın. Müsteşriklere gitmeden düşünce kuruluşunun işlevi anlaşılmaz. Meşhur Filistinli yazar, kendisi de Hristiyan, diyor ki Edward Said,
esasen bir müsteşiğin bir İsrail generalinden farkı, bir İsrail generalinin top, tüfek kullanması, bir müsteşiğin ise kalem kullanmasıdır diyor. Arada sadece bu kadar fark var diyor. İkisi de sömürge için çalışır. Temelde müsteşikler bizim coğrafyamıza geldiklerinde, inanır mısınız, elimizde var. Mezar taşlarını okuyorlar, mezar taşları. Daha 19. yüzyılda gelmişler, Lübnan kıyılarını dolaşmışlar, Suriye'yi dolaşmışlar, adamların işi gücü yok. Kitabeleri okumuşlar, camilerdeki o levhalar, minarelerdeki o yazılı o şeyi biz kitap ediyoruz malum. Sizce? Kitabeleri okumuşlar, hepsini arşivleyip kaydetmişler. İlk düşünce kuruluşları müsteşriklerdir. Müsteşrikler ne yaptılar? Birinci nesil İslam alemini sömürgeleştirdiler. Bilginin efendisi insanlığın efendisidir. Bu ıklak emri nazil olduktan sonra böyledir artık. Yüce Allah bir kitap gönderdi. Ve o kitap iman etle başlamadı. Ve ıklak dedi, oku dedi. Dikkat dedi. Sen bundan sonra bilgi çağındasın. Kim bilgiye sarılsa yükselir. Zamanında biz bilgiye sarıldık, yükseldik, ilerledik. Sonra bahsedeceğim yine, biz terk ettik. Onlar sarıldılar, onlar ilerlediler. Onlar yol aldılar. Mesela, işte o ilk nesil müsteşrikler bizim için Sykes-Picot Anlaşması'nın temellerini attılar. Ne oldu? Birinci Dünya Savaşı'na sona erdiğinde maalesef İngilizler İslam aleminin iki şeyine el koydular. Bir, maddi değerine, petrollerine. İki, manevi değerlerine. Nedir o zaman iki büyük mukaddes yer? Hem Hicaz bölgesine, Harameyn'e el koydular, hem Kudüs'e el koydular. 20'li yıllara kadar. Ama sonra bu müsteşriklerin yerini düşünce kuruluşları aldı. İkinci Dünya Savaşı sonrası düşünce kuruluşların işlevi İsrail'in yerini sağlamlaştırmaktı. Neydi İsrail? İsrail aramıza konmuş bir belaydı, bir musibetti. O günden bu yana, 1948'den sonra, ta bugüne kadar her hususun bir sebebi vardır. İsrail'in güvenliği. Efendim, İsrail'in güvenliği için biz buna müdahale edemeyiz. İsrail'in güvenliği için biz müdahale etmek zorundayız. İsrail bunu istemiyor, İsrail bunu istiyor. Bütün o İslam coğrafyası her yönüyle dönecek, dolaşacak, daima İsrail odaklı olarak gelişecek. Bir yıl içinde 2000 kez bir Amerikan düşünce kuruluşu, ama nasıl bir Amerikancılık? İsrail'le ilişkili, İsrail tarafını destekleyen bir Amerikan düşünce kuruluşu 2000 kez kongre üyeleriyle buluşmuş. Bilmem, çalışmalar düzenlemiş. Bir bildiri yayınladılar, dediler ki bu yeni dünya düzeni Amerikan lehine değildir. 2000'li yıllara doğru. Bu dünya düzeni bozulmalı. Burada ana strateji, ana hedef düzenin bozulmasıydı. Ne olmuştu? Bir önceki düzen Sovyet karşıtı oluşmuştu. Dolayısıyla İslam aleminde bazı güçlü devletlerin varlığına tahammül etmişlerdi. Demişlerdi ki bu devletler olabilir. Yani ne yapalım? Karşımızda Rusya var. Biz Rusya'yla baş edebilmek için burada bu devletler var olmalı. Diyorlardı ki artık bizim bu devletlere ihtiyacımız yok. İslam aleminde böyle güçlü, ayakta durabilecek, kendi idare edebilecek devletlere bizim ihtiyacımız yok. Bu düzen bozulmalı. Daima batının korkusu ümmet birliğidir. Dehşete kapılır. Duymak, hiç duymak istemez. O Haçlı araştırmalarını okuyun. Gerek Ransman'dan, gerek Stevenson'dan hep tek cümle söylemiş. Hristiyanların gücü Müslümanların dağınıklığından gelir. Müslümanların buluştuğu an Hristiyanın gücü biter. Açıkça söylüyorlar. Hem Stevenson sanırım kitabının ilk sayfasındaki cümlelerden biridir. Ransman defalarca ifade ediyor, defalarca söylüyor. Haçlılar diyor, Hristiyanlar güçlerini Müslümanların dağınıklığından alıyorlardı. Müslümanlar buluştukları an Hristiyan Haçlı'nın gücü biter. Bu bir
korkudur, bir fobi. Hani İslam'a fobi diyoruz ya, esas fobi budur. Esas fobi budur.